Karsu kameralar karşısında kendisini dinlemeye gelenleri nasıl bir konser bekliyor? İnanılmaz güzel geçecek. Çok prova yaptık. Yeni aranjmanlar yazıldı. O yönden bayağı heyecanlıyım ve sold out. Belki bildiğiniz gibi sadece bir tek konser istedim Harbiye'de. Çünkü yavaş yavaş vakit ayırıyorum albüm yapmak için. Geçen sene yapmak istiyordum onu ama vakit yoktu depremden dolayı tabii ki. Ve şu anda çok, nasıl desem, en nihayet böyle 5 yıl sonra yeni müzikler çalışmak inanılmaz güzel bir duygu. Albümün detaylarını merak ediyoruz. Çözmeye çalıştım çünkü çok farklı aranjman şu anda yapıyorum. Yaylılarla da daha çok çalışıyorum, klasik piyanist olduğum için. Daha yol hangi tarafı gidecek ve kaç yola belki gidecek daha belli değil. Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapmıştı Karsu. Kına gecesinin her detayını ailesiyle birlikte hazırlamış. Kına gecesi güzel geçti. İlk önce istemiyordum. Annem her zaman şey derdi. Ah kızım, sen bugün büyük olunca, 10 yaşındaydım, derdi ki işte sen nasıl düğün yapmak istiyorsun sen yap. Ah okey diyordum. Ondan sonra tabii ki 30 yaşlarına falan gelmiştim. Dedim ki o zaman kına istemiyorum. Büyük bir düğün istemiyorum. Olması lazım kızım. İşte o kınasız düğün olur mu falan böyle. Belki çok genç insanlar şu anda beni çok iyi anlarlar. Ama en sonunda yaptık ve istediğim gibi oldu. Bir piknik yaptık. Catering'i kendimiz yaptık. Amcam mezeleri yaptı. Annem, yengelerim sarmaları yaptılar. Biz de börekleri, çörekleri, çok güzel oldu. Ve şimdi konser vermem lazım. Harika. Sağ ol, bye. Sohbet bitiyor ve Karsu böyle enerjik bir başlangıç yapıyor konsere. Konserin ikinci yarısında farklı bir kıyafetle çıktı sahneye Karsu. Eğlenceli şarkılarıyla sevenlerini böyle coşturdu.